İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir programda yine Ajanda programıyla bu sefer Fatsa'dan sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki Ajanda programının konuğu Büyük Birlik Partisi Fatsa Belediye Başkan Adayı Sayın Fatma Yümlü bizlerle birlikte olacak. Öncelikle bizi Fatsa'da ağırladığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Ordu'da ilk defa kadın bir başkan adayımız var. Renkli bir sima olarak görüyoruz. Bir de sloganında zaten var, Fatsa'ya kadın eli değecek diye. Biz önce Fatma Yümlü'yü kısaca bir tanımak istiyoruz. Siyasete nereden bulaştınız? Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Bizi onurlandırdınız. Sağ olun, var o. Siyasete nereden bulaştım ben de bilmiyorum ama bir şekilde bulaştım. Belki de bu yanlışı evet dememekten kaynaklandı. Ben 1970 doğumlu, 3 çocuk annesiyim. 25 yıldır da ticaretle uğraşıyorum. 2002 yılında koyu bir AK Parti olarak siyasete girdim. Üye olarak devam ettim. 2014 ve evet 2014 yılında bıraktım. Büyük Birlik Partisi'ne geçtim. Hiçbirinize oy kullanmayacağım dediğim dönemde de rahmetli Mustafa Yazıcıoğlu'nun buradaki teşkilatı kapatılmıştı. Onun bayrağı yerde kalmasın diye kaldırmak için girdik. Ve iş belediye başkanlığı adaylığına kadar geldi. Şu an Fatsa'da adayız. Büyük Birlik Partisi'nden. Ve sloganımız da Fatsa'ya kadın eli değecek dedik. Evet, iyi ettiniz. Aslında tüm Türkiye'de de kadınların seçme seçilme hakkı verildikten sonra Türkiye'de belediye başkanlıkta hatta başbakanımız oldu bir kadın. Tabii. Tansu Çiller. Onunla da övünüyoruz. Son seçimlere şöyle bir baktığımızda milletvekili adaylarımızdan da istediğimiz oranda değil ama yine mecliste kadınlarımızı görüyoruz. Evet. Bu yerel seçimlere geldiğimizde ise kadınlarımızın az olduğunu görüyoruz. İşte İYİ Parti'den 4 kadın adayımız var. İşte CHP'den bakıyorum 39 bayan arkadaşımız var. Evet. AK Parti'den 2.1 oranında bir kadın adayımız var. Büyük Birlik Partisi'nden de şu anda Türkiye genelinde 6 tane belediye başkan adayı olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi kadın eli değecek dedik. Tabii ki tüm adaylar hizmet için yola çıkıyorlar. Doğru. Şehirlerine, beldelerine en iyisini sunmak için. Sizin projelerinizde neler var? Gözle görülür neler var? Onlardan da bahsedelim istiyorum. Sohbetimizi oradan başlayalım. Öncelikle kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını Atatürk vermişti biliyorsunuz çok yıllar önceden. İyi ki de böyle bir şey vermiş. Bizim Anadolu'da, İç Anadolu olarak bahsetmiyorum ama Anadolu'da birazcık kadınlar hep bir arka planda kalmıştır. Maalesef bundan dolayı çok aday ortada yok ya da kadınlarımız hep çekingenlerdi ama emin olun Fatsa'da şu an bir hayli kadın muhtar adayımız var. Ben bir 4 ay falan oldu belediye başkanı adayı dediğimde. Sonra muhtar adaylarını duyunca da gurur duydum. Kadın belediye başkanı, milletvekili derken Almanya'nın başbakanı Merkel biliyorsunuz. O da bir kadın. Kadınların başaramayacağı iş yoktur diye düşünüyorum. Eğer kendine özgüveni olan, dik durabilen birilerinin bence birilerinin sesi olmasına vesile olması gerekir diye düşünüyorum. Kadın eli diyecek sloganı da nereden icap etti? 25 yıldır ticaret yaptığımı söyledim. 30 yıldır Fatsa'da oturuyorum sonuçta. Sokakta gezerken, esnaflık yaparken bu niye yapılmadı, bu niye böyle oldu diye çok ahlandığımız konular vardı. Kadınlarımız da biliyorsunuz hani evini temizler oturur, bulaşını yıkar oturur gibi. Dedim ki bu Fatsa'ya bir kadın eli değmeli. Yıllardan beri gelen şikayetlerimizi inşallah bir kadın olarak 1 Nisan'dan itibaren yapacağız diyorum. Oradan öyle bir slogan çıktı ve güzel de oldu. Projelerimiz arasında gözle görülür veyahut da ilk göze çarpan projelerimiz hangidir? Aslında projelerden ziyade Fatsa'nın eksiklerini biz yazdık. Acil evet. Yapılması gerekenleri yazdık. Bizim Fatsa'mızın çok acilen bir otoparka ihtiyacı var. Çünkü sokaklardan yürüyemiyoruz. Kapalı pazar yerine çok acil ihtiyacımız var. Geldiniz bu akşam gördünüz iş yerimiz sahilde bizim. Evet. Devamı bunun sadece otogalericilerdir şehrin sonuna kadar. Yani sahil şeridi galericilerle dolmuştur şu an. Bir de kapalı pazar yeri, araç otogalerisi. Bunların üçü yapıldığında Fatsa güzel bir nefes alır zaten. Yani o hizmetleri verdiğinizde çünkü çarşı için araba problemi olmayacak kaldırımda. İşte pazarcı kardeşlerimiz yağmurda, soğukta, çamurda uğraşmayacaklar.
Galeriler sitesi dediğimizde sahili rahatlatmış olacağız. Fatsa sahil nefes alacak çünkü. Fatsa'ya bir huzur gelmiş olacak. Sahil şimdi, görselliktir aynı zamanda. Tabii ki, kesinlikle. Transit yol olduğu için. Kesinlikle. Yani bunları yaptıktan sonra da bir de şöyle bir şey var. Bizim Fatsa'mız mevcut çok yüklü bir borcun altında şu an. Aslında iktidar partisinden yönetiliyor. Hani hep iktidar partisi olsaydı bu olmazdı denecek bir yanı da yok. Bu kadar borç varken de çok farklı bir projeler koymak zaten yapamayacağınız sözü vermiş olmak olurdu. Biz de bu yüzden acil ihtiyaçları notu aldık. Bunları bahsettik ama ben kadın olmam vesilesiyle şunu çok iyi biliyorum. Yani ticarete girmeden önce evde el işi yapardım. Ama bunu satacak kimseyi bulamazdım mesela. Oysa ki paraya da ihtiyacımız vardı, çocuklarımız vardı. Biraz daha en çok o kenarda kalan kadınlarımızın sesi olmak adına bu yola çıktım. Ve bir diğer sloganım da şu benim. Kimsesizlerin sesi olmak için bu yoldayım. Bana değil kendinize oy verin diye söylüyorum. Tabii ki burada gençlerimiz bizim geleceğimiz, parlak olan gençlerimiz. Onlara bir hizmet vermemiz lazım. Üniversite mezunu gençlerimiz çok sokakta, çok boştalar. Farklı yönlere yöneliyorlar mecburen, işsizlik ve parasızlıktan dolayı. İşte onlara bir etkinlik alanları düşündük. Yani birçok projemiz var ama bunların hepsi de 5 yıl içinde Fatsa'da yapılacak olan projeler bunlar bizim. Ama benim esnaf olarak en çok yapmak istediğim şey Fatsa'yı 3 hizmetten sonra, şehir için nefes aldırdıktan sonra turizme kazandırmak. Çünkü biliyorsunuz bizim buradakiler bile Bodrum, Antalya tatile giderler bir yerlere. İstiyorum ki ben tüm illerden, hatta yurt dışından Fatsa'yı görmeye gidiyoruz desinler. Öyle değişik bir hizmetler yapmalıyız ki Fatsa'yı birilerinin gezmeye gelmesi lazım. Bu ne olur? Fatsa'ya ekonomide katkı sağlar. Esnafı kalkınılmasında faydası olur. Belediye de katkı sağlar. Yani önce kazanmamız lazım. Biz mevcutları kapattık Fatsa'da yıllardan beri. Hizmet yapmadan hazırı tükettik. Bir miktar da borç yaptık. Hazırı dağlar dayanmaz diye bir laf da vardır. Ben biraz hazırdan yana değil de ne kadar daha ne çok kazandırabiliriz bunun derdindeyim. Bize nasip olacak, ben buna inanıyorum. Çünkü amacımız ve niyetimiz belli. Rabbim diyecek ki evet, senin Fatsa'nın sana ihtiyacı var. Ve bir Nisan'dan itibaren Fatsa'nın sokaklarını süpüreceğiz diyorum. Hatta fotoğraf da paylaştım süpürgeci kardeşlerimizle. Birlikte temizleyeceğiz dedik. Fatsa'daki adaletsizlikler düzelecektir. Çünkü her zaman söylüyorum, biz anneler hiçbir çocuğumuzu birbirinden ayırmayız. Hepsine eşit davranırız. Anne olmak biraz daha burada. İyi bir yönetici olacağıma inanıyorum her şeyden önce. Belki işte mühendis, avukat falan değiliz ama bugün radyo programında da söyledim. Bize dedim hani ziraatçı, avukat, mühendis lazım değil. Bize iyi bir yönetici lazım. Çünkü biz yönetici olduğumuzda, uzmanların işin başına koyduğumuzda, işi takip ettiğimizde zaten bunlar olacaktır. Bizim halkımızın artık halktan bir belediye başkanına ihtiyacı var. Seçimden seçime belediye başkanı görmek istemiyor. Seçim çalışmalarına gidiyorum biliyorsunuz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şunu söylüyor. İşte seçimden seçime gelmeyin. Bir daha bizi görmüyorsunuz. Hani mevcut belediye başkanına söyleyecek aslında ama yanlış kişiye söylüyor. Ben de diyorum ki ben daha önce size gelmedim. Belediye başkanlığı da yapmadım. Zaten seçimden seçime geliyorlar. Hizmet yapmıyorlar diye ben aday oldum gibi açıklamalar yapıyorum. Gerçekten halkımız artık tepeden bakan bir belediye başkanı istemiyor. Hizmet yapılsın istiyor. Hatır sorulsun istiyor ister istemez. Halkın içinden bir belediye başkanı istiyor diye düşünüyorum. Bu vesileyle ben bir yola çıktım. Evet, burada bunlar var. Biz bunları yapacağız diye anlatıyorum. Kararı halk verecektir. Şöyle bir tabir vardır. Herkes nasıl yönetilmek istiyorsa öyle yönetilir diye yetkiyi vermeden hesap sorsunlar diyorum. Çünkü yetkiyi verdikten sonra hesap soramazsınız. Olamazlar. Evet. Anladığım kadarıyla siz diyorsunuz ki bizim Fatma olma yolunda ilerliyordum. Bizim Fatma. Evet. Başkan değil, bizim Fatma. Bizim Fatma. Bizim Fatma. Aynen, aynen. Gidelim istiyorsunuz. Bizim Fatma. Gittiğiniz yerde de testi kırılmadan önce demek ki size söylüyorlar. Başkan seçilirseniz bizi unutmayın istiyorlar. İşte o tepkiyi ben hak etmiyorum aslında ama evet. Hani mevcut belediye başkanına söyleseler olacak. Evet. İşte seçimden seçime geliyorsunuz deseler, bizi kandırdınız, hizmet yapmadınız deseler mesela. Ama ben işte bu sefer ne oluyor? Anlatmak zorunda kalıyorum. Evet. İlk defa seçime çıkıyorum demek zorunda kalıyorum yani. Şimdi yöresellerden bahsettiniz. Aslında evet. İş turizmde yönelik olarak biz biliyoruz bir Kabak Dağınız var. Evet. İş turizmi hareketlendirmek adına yöresel organik diyelim. Yani evet. Organik orada üretiyorlar ve gelen iş turizmdeki canlılığı sağlamak adına bunun devam edeceğini, bunu Fatsa'ya odaklamak istiyorsunuz. Yani Türkiye'nin geldiklerinde
Fast evet, şunu söyleyelim. Sahildeki otogalelerin kalkması gerektiğini, bir onların ayrı bir yer olması gerektiğini söyledim. Evet. Bence ki yapacağız inşallah bunu. Sahil şeridindeki tüm yerleri, iş yerleri, çünkü boşa çıkacak galerilerden sonra. Buralara yöresel restoran açmayı düşünüyoruz. Açtırmayı, teşvik etmeyi, yerli esnaflarımızı. Karadeniz'e geçen turist arabaları, tabii ki bunlar hep bizim iletişimimiz içinde olacak yine. Buraya uğrasınlar, yöresel yemeklerimizden yesinler. Yani Karadeniz deyince biliyorsunuz, hani birçok Karadeniz'de zaten gurbette de yöresel yemeklerimizden tatsınlar. İşte mısır ekmeğimizi yesinler. Pancarımızdan. Pancar çorbamızdan yesinler. Sarmamızdan yesinler. Ne bileyim, yoğurayıp hamsi kızartması yesinler. Hamsi pilavı yesinler. Yani bunun gibi hem patsamıza katkı getirecek, esnafımıza destek sağlayacak. Bu gibi yöreseldeki kastım o. Sahil şeridindeki iş yerlerinin tamamen restore edilerek güzel bir şekilde, Fatsa'ya yakışır bir şekilde yöresel restoranlar düşünüyoruz. Bir de burada projeleriniz arasında işte ev hanımlarıyla el becerilerini söylemiştiniz. Az önce bahsetmiştim. Evet, siz Fatsa Belediye binamıza geleceğimizi değil, sizlerin ayağına gideceğiz diyorsunuz. Oradaki mantık. Oradaki sıkıntımız da şu. Mevcut belediye başkanımız haftada bir günü halk günü yaptı. Yani yıllardır bunu yaptılar da son zamanda yapmıyorlar tabii ki. Şimdi halk bir sıkıntısı varsa çarşamba gününü bekleyecek. Artı çok kişi geldiği için de zaten anlatamayacak. Ya da başkan da sıkılacak o kadar çok sorunları dinlemekten, artık yeter deyip geçişimi yapacak birilerine. Ben şundan yanayım. Vatandaş belediyeye gelmesin. Seçim zamanı şimdi vatandaşın ayağına gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. Niçin daha sonra gitmiyoruz? Yani belediye binasında işleri takip ettikten sonra, sabah uzmanlarına işi teslim ettikten sonra, belediye başkanı halkın içinde olsa, her gün olmayabilir bu. Ama zaman zaman halkın içinde olsa, hizmetsizliği de görecek, halkla samimiyeti de sağlamış olacak. Yani halk belediyeye gelmeye gerek kalmayacak. Muhtarlarla bir koordineli çalışacaksınız girmeye geliyor. Her zaman söylüyorum. Çünkü mahalle muhtarları zaten mahallenin belediye başkanı sayılır. Yani muhtarları çağırırsınız, görüşürsünüz, eksiği fazlası var mı sorarsınız, gitmeyen hizmet nedir, görüşürsünüz. Mesela benim ona söylemek istediğim bir şey daha var. Ben şunu söylüyorum. Vatandaş muhtarlardan istişare yaptıktan sonra, bu yardım alan kardeşlerimiz var, mağdur olan insanlarımız var. Asla onları belediye yardım kuruluna getirmeyeceğim diyorum. Muhtarlarla istişare ederek adres ve telefon numaralarını alacağım. Hiç beklemedikleri bir akşam evlerinin kapısını çalacağım. Bir kadın olarak ben bunu yapacağım, çünkü kadın olarak her eve girebilirim zaten. Evde eksik nedir onu o an görmek istiyorum. Yani bir başkan geliyor hazırlı değil, korumayla giden bir başkan değil. O, çünkü kömür veriyorsunuz, dolapta yemeğe bir şey yok. Ya da ne bileyim başka bir şey veriyorsunuz, diğer eksik var. Belki o evde iki tane yaşlı var, yanında kimse olmayan. Çünkü herkes geçim derdinde olduğu için gurbette malum. Yerinde keşfederek bu eksikleri, haber vermeksizin, belediye başkanı değil de işte bizim Fatma geldi desinler istiyorum. İmza yetkisi bizde olacağı için birçok şeylere de derman olabileceğimizi düşünüyorum. Binalara ruhsat verirken şunu yapmayı düşünüyorum mesela. Ruhsat masrafları vardır muhtemelen, belediye bir maliyetleri var. Bunun dışında işte Ahmet Bey'in durumu iyiyse, Ahmet Bey şu hesaba 5.000 lira atlayacağım. Daha iyi durumu iyi olana 20.000 atlayacağım. Örnek söylüyorum. Belediyede bir havuz oluşturacağım. O oluşturduğum havuzla da bu bahsettiğim kapıları çalacağım ya. Oraların derdine derman olmaya çalışacağım. Çünkü kendi cebinizden bir yere de karşılayabilirsiniz. İnsanların yardım kuruluna giderek rencide olduklarını düşünüyorum. Yani insanları rencide etmeden, gücü yetenlere iş sahası sağlayarak onları işe verme taraftarıyım. Belediyenin hizmeti adı altında bir çocuk bakım evi yapacağım mesela. Çok karşılaşıyorum. Hanımefendi çalışacak, bir işe girecek, işte 1500-2000 TL para alacak mesela. Çocuğu 5 yaşında. Bırakacağı kimse yok. Kreşe verse zaten kreşler 1000 TL ve üzerinde. İşe girmesine gerek yok. Bu sefer mağdurluk yaşıyor. Ben de diyorum ki tabii bu insanları keşfedeceğiz. Gerçekten mağdur mu? O bayanın çalışmasına ihtiyaç var mı? Hanımefendiyi işe yerleştireceğiz. Çocuğunu da ücretsiz belediyenin bakım evinde sabah alacağız. Akşam hanımefendi eve giderken alacak. Yani bayanların çok çaresiz kalsınlar istemiyorum. Beyler çünkü çok morali bozuk olunca sokağa çıkarlar. Sahili neler ama anne çocuğunu evde bırakamaz. Annelik duygusu biraz zor bir duygudur. Babalara göre biz daha duygusalızdır. Aman çocuğum yesin ben yemeyeyim. Aman çocuğum giysin ben giymeyeyim deriz ama. Ben o günleri yaşadım. Çok iyi biliyorum. O yüzden damdan düşen halinden anlar diyorum. Amacım sadece Fatsa'ya hizmet etmek. Kimsesizlerin sesi olmak. Eğer halkımızda evet bir dönem biz değiştirelim, Fatsa'mızda ne değişiyor görelim diyecekse, ben görev için burada hazırım.
Gördüğünüz gibi bu iş yeri bizim. İnşallah Rabbim devam ettirir. Belediye başkanlığı koltuğunda falan samimi söylüyorum gözüm yok. Çünkü bizim devam eden bir işimiz var zaten. İmarat da yapıyoruz aynı zamanda. Ama inşallah diyorum orada birileri Allah razı olsun desin. Bize de bu yeter, benim yaşım 50'ye geldi zaten. Yarına çıkacağımızın garantisi de yok. Yani dünya malı bir yere kadar. İnsanoğlunun gözü doymaz. Taksi alırsın otobüs ister, otobüs alırsın uçak ister. O yüzden halimize şükredip, çok şükür sağlığımız yerinde deyip, yemek bir parası bulunabiliyorsa bu yeterlidir diye düşünüyorum. Şükretmeyi de bilmek lazım. Hepimiz gerçi biz Müslüman halkı nasılsın diyene çok şükür diyoruz. Bugün esnaf geziyorum. İşler nasıl diyorum, çok şükür diyor. İyi o zaman işler diyorum. Yok abla nerede diyor. Niye o zaman çok şükür diyorsun diyorum. Abla ne yapayım diyor. Yani o yüzden biz öyle bir halkız, öyle bir toplumuz. A partisi, B partisi gözetmeksizin. Çünkü hem aileye muhtar seçiyoruz, hem Fatsa Belediye Başkan seçiyoruz. Bence muhtardan farksızdır. O da hizmet yapacaktır, o da hizmet yapacaktır. Kim bu hizmeti yapacağına inanıyorsanız, samimiyeti size kim verebilirse onu destekleyin. Partici olmayı bir kenara bırakmak lazım. Çünkü bu seçim genel seçim değil. Bu seçim yerel seçim. Yani yok beka sorunu, yok bilmem ne sorunu değil. Cumhurbaşkanını hep beraber seçtik. Bunda problemimiz yok bizim. Ülkemizin başında duran bir cumhurbaşkanımız zaten var. Allah da şu an hani cumhurbaşkanlık başlık bırakmasın Türkiye'yi de. Şu an il ve ilçelere belediye başkanı seçeceğiz ama sanki cumhurbaşkanı seçeceğiz havasına soktular. Bu kadarına gerek yok diye düşünüyorum ben. Yani zaten cumhurbaşkanının adını alınmış bir seçim var. Yani bugün işte esnaflar şunu söylüyorlar, abla çay söyleyelim falan. Diyorum ki benim çok çalışmam lazım. Arkamda bir cumhurbaşkanım yok adına seçim kazanacağım. Evet. Yani cumhurbaşkanının adına kazanılan bir seçimler var bugüne kadar. Yapılmayan hizmetler var. Fatsa'mız 10 yıl geriye gitmiştir. Bizim arkamızda bir cumhurbaşkanımız yok. Ama inandığımız rahmetli Mosun Yazıcıoğlu var. Dik durdu diye inandığım için bu yoldayım. Ben de elimden geldiği kadar dik duracağım. Doğruyu takdir edeceğiz, yanlışın da karşısında duracağız. Siyasete devam ederiz ya da bırakırız ama ben her zaman yapı olarak, kişisel olarak, bu benim aile içimde de böyledir, müşterimde de böyledir. Doğrusu doğrudur, yanlışsa yanlıştır. Bunu böyle yapmamız lazım. Ama günümüzde ne var? Halk doğrunun yanında değil, çoğunluğun yanında. Maalesef bunları görüyoruz. Gereken dersi, gereken kararı halkımız verecektir. Eğer bizi tercih etmiyorlarsa hayatlarından memnunlar demektir. Tercih ediyorlarsa evet bizim bir başkan ihtiyacımız var diyorlar demektir. Bize verdikleri her oyun bir vebali olacaktır. O yüzden karar onlara bırakıyorum. Bana oy vermesinler. Kendilerine hizmet için oy versinler. Budur yani. Demişsiniz zaten hizmet için buradayız diyorsunuz. Evet. Bir de farklı olduğumuzu hissetsinler istiyorsunuz. Buraya yazmış olduğunuz projelerinizden bir tanesi de Fatsa İskelesi ve Elekçi Köprüsü arasında sahil şeridine eğlence merkezleri olacak. Evet. Diyor. Tabii çalışıyoruz. Stres atmamız gerekiyor diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Bu iş yerinin sol tarafı meyhane, yani birhane diye tabir edilir. Sağ tarafımız yine öyle. Onun sağ tarafı yine öyle. Sol taraftaki bina yıkılınca buradaki esnaf kardeşimiz de hemen benim iş yerinin arkasına bir ruhsat verdiler. Arkadan da bizim kapı, çıkış kapımız var. Yani kapıyı açıyoruz, karşımızda meyhane. Ve mevcut belediye başkanına giderek şunu söyledim. Başkanım buraya ruhsat vermeyin. Yani meydan projesi yapıyorsunuz. Halk meydanda oturacak, sohbet edecek ama siz meydanın oraya ruhsat veriyorsunuz dedim. Ve bana yaptığı açıklama direkt şuydu. Fatma Hanım senin sağ tarafın bir ayna, sol tarafın bir aynaydı. Sol tarafını yıktık, sağdakine bir şey deme. Hem oradaki meyhaneciler zararsız. Kimseye zarar vermiyorlar diye bir açıklama yaptım. Tabii meyhanecilere esnaf kardeşime saygı duyuyor muyuz? Evet. İçenlere saygı duyar mıyız? Kendi kararıdır. Herkes kendinden sorumludur. Biz kimseyi yargılayamayız. Dini olarak da, inanç olarak da, eğlence olarak da kendi sorumludur. Bir de şunlarla karşılaşıyorum mesela. İstanbul'dan misafirim geldi. Götürecek yer bulamıyorum. Şimdi benim bahsettiğim İskire ile Elekçi Köprüsü'nün arasındaki sahil yeri, şeridi var. Orada jandarmamız da var zaten bizim. Orada biz eğlence merkezi diye bir yer yapsak kendimiz. İşte binaları güzelce hazırlasak. Esnaf kardeşimize desek ki kardeşim size böyle bir yer hazırladık. Kirası da bu kadar desek. İçmek isteyen içse, Türkü Bar'a gitmek isteyen gitse, yemek yemek isteyen yese, orada balıklar, hamsiler yapılsa değil mi? Evet. Hem esnaf kardeşim para kazanacak, hem çarşı içinde birhane, meyhane diye anılmayacak. Bence çok da güzel olacak diye düşünüyorum. Evet, yine burada Bolaman ve Elekçi derelerinin üstünde üst geçit yaparak buralara kafeler oluşturacağız. Buna paralel olarak da. O da şu oradaki düşüncemde. Mesela bizim buradaki Elekçi Irmağı'na falan şey yaptılar.
Gezi sandal. Sandal yaptılar sözde ama maalesef işlemedi. Çünkü biz belediyenin yaptığı hizmetleri hep özelleştirdik. İhale verdik. Şimdi esnaflar belediye bir kira ödediği için, iş de olmadığı için iflas ettiler. Sandal bir işe yaramadı. Ben de diyorum ki belediye hizmet yapıyorsa, ben öyle bir kafe açacak olsam mesela örnek, bunu belediyenin hizmeti altında kalsın isterim. Vatandaş orada 50 kuruşa 1 TL çay içsin isterim günün şartlarına göre mesela. Orada köprünün üzerine bir üst geçit şeklinde bir yer düşünüyorum mesela. Ama oradakiler kafe olacak. İş yerinde sıkıldı vatandaş ya da memur kardeşim. O ara gidecek oraya. Irmağa yukarıdan bakacak. O şırıl şırıl suyun sesiyle beraber kafasını dinleyecek. Çünkü bugün kahve diyarları, kahve ateşlerine gidersiniz. Gürültüden ben kafamı dinleyemiyorum. Ve gitmek istemiyorum, emin olun. Sessizliği tercih ediyorum yani. Biraz da bunları düşünmek lazım. Belediyenin de yaptığı bir hizmetler olması lazım. Belediyenin verdiği hizmetlerde indirimler olması lazım. Vatandaş bundan faydalanması lazım. Bakın, susurluk ayranı meşhurdur biliyorsunuz. Evet. Ben çok il şehirleri, yani şehir dışı seyahatleri yapıyorum. Orada durarak biz ayran içtik. Belediyenin bir tesisi var orada. O orada işte hizmet veriyor ve oranın ayranını anlatmaya çalışıyor. Şimdi oradaki ayran bile meşhur olurken ya da vatandaş orada dururken bizim Karadeniz'de fındıktan tutun, mısır ekmeğinden tutun, mısır çorbamızdan tutun, pancar sarmamızdan tutun, neden olmasın bunlar? Yani vatandaş, özellikle esnaf kardeşlerimizi bahsediyorum, çok stresli günler geçiriyoruz. O yüzden bunları orada stres atsınlar istiyorum. Çok büyük maliyetli şeyler değil bunlar. Küçük maliyetli ama halkın rahat edebileceği bir ortam. Bakın orada çok büyük projeler yoktur. Yapılabilir şeyler var. Projeler koyduk, evet. Bu arada reji soru geldiğini söylüyor. Belediyenin borçlarıyla alakalı. Onu da söyleyelim. Diyor. Evet, onu da söyleyelim. Şimdi bizim belediyemizin benim bildiğim 250 milyon borcu var. Yani 250 trilyon bu eski parayla. Zaten biz belediyeyi devraldığımızda oraya ilk işimiz bir müfettiş koymak. Yani hesaba kitaba bir devralmadan önce bilmek lazım. Evet. Neyle borçları ödeyeceksin de bu hizmeti yapacaksın sorusuna da cevap vereyim. Ben normalde 2013 yılında çok ticari olarak kötü günler geçirmiştim. Onların hesabını yaparak ben bu yola çıktım. Yani ne hiç kimse mağdur olacak, ne de belirlediğimiz hizmetsizlikten geri kalacak. Zaten ticari bilgim olmasaydı bu kadar borçlu bir iş yerini devraldığınızı düşünün, götüremezsiniz zaten. Onların hesabını yaptık ama ilk işimiz müfettiş çağırarak oranın hesabını sormak istiyoruz. Çünkü bugün 250 milyar borcu neyle yaptınız, nereye yaptınız, hangi hizmet karşılığı yaptınız demek istiyorum. Şunu biliyorum, kendini zengin etmek için yaptılar. Yani bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Arkadaşlarına ve yandaşlarına ihale vererek yaptılar. Bir hizmet göstersinler. Biz Fatsa'ya 15 yıldan beri siz iktidar partisinin adayısınız. Evet. Ben yönetmedim bu Fatsa'yı. Yani niçin bir kent konseyi kurulmadı? Niçin bir istişareler yapılmadı? Bizim bu kadar borcumuz var, bu kadar alacağımız var. Niçin yapılmadı bunlar? Bir de benim ilk işim kent konseyi kurmak. Yani gençlere de bir kent konseyi düşünüyorum. Yani gençlerin de fikirlerini alacak bir konsey olmalı. Çünkü onlar geleceğimizin gençleri. Milletvekili seçimi bile 18 yaşına düşürüldü biliyorsunuz. Yani halkla istişare ederek, merkezin, çarşının ve ilçenin ya da mahallelerimizin istişaresini alarak Fatsa'ya ne yapılırsa güzel hizmetler getirir. Halkı nasıl bir huzura kavuşturabiliriz? Bunları görmek lazım. Bakın ben ticaret yaparken işte sattığımız gelinlik. Müşteri bize gelir. Ben böyle böyle bir şey istiyorum der ve biz onun üzerine çalışırız. Çünkü müşteri memnun olacaktır oradan. Siz Fatsa halkını memnun edemezseniz, hizmet yapmazsanız sizi bugün niye sahaya çıkıp da oy versinler? Ya da nasıl oy isteyeceksiniz, nasıl oy istiyorlar merak ediyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Milletvekillerimiz bugün sahada belediye başkanı adayımızla beraber çalışıyorlar. Keşke benim arkamda bir milletvekilim olsaydı. Genel başkanımız çok gelemiyor kendisi. Destek oluyorlar ama milletvekillerini gören bir vatandaşımız var mı bizim? Belediye başkanımızı uzun zamandır gören bir vatandaşımız var mı? Yok. Şimdi milletvekilleri çıktı. Fatsa iyi olacak. Bizim spor kompleksinin doğal gazı kesik 15-20 günden beri. Üyeler beni arıyor. Biz oraya yıllık ödüyoruz ablacığım. Burası işte arızalı deniliyor bize ve yalan söyleniliyor. Ne yapılıyor biliyor musunuz? Geçmiş belediye başkanının yanlışlarını zamanında takip etmediler. Milletvekillerimiz için konuşuyorum. Yerinde tespit yapmadılar hatalarını, hizmetsizliklerini. Şimdi de bak bunlar yapamadı. Biz aday getirdik. Bizim adayımız yaptı, doğalgaz açıldı diyecekler. Çünkü adayı kendileri getirdiler. Halkın verdiği, oylama yapıldığı bir aday değil. Halka soruyorsunuz, temal yoklaması yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki kimi belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Gidiyor, üyeler oy kullanıyor. Ben Ahmet'i görmek istiyorum örnek. Açın kardeşim halkın içinde bu zarfı.
kim daha öne çıkmış, vatandaş da bilsin. Sonra ne yapıldı? 16 tane aday adayımız varken heyecan dorukta bekleniliyor. Hiçbirinizi istemiyoruz, biz bildiğimizi okuyacağız dediler. Ve Ziraat Odası Başkanı'na çok başarılı olan bir kardeşimizi belediye başkanı adayı yaptılar. Ben şimdi milletvekillerine şunu sormak istiyorum. Biz Fatsa'ya biber dikmeyeceğiz, patlıcan dikmeyeceğiz, ilaçlama yapmayacağız. Bizim ziraat mühendisine ihtiyacımız yok. Bırakın mühendisimiz köylerde hizmet yapsın bu adam. Orada başarılı olduğunu söylüyor çünkü herkes. Bakın belediye başkanlığı ziraat işlemesine benzemez. Benzemeyecek de. Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Siz istediğiniz bir adayı getirdiniz ya. Şimdi demek ki ben diyorum ki o zaman siz otur diyeceksiniz bu adam oturacak. Kalk diyeceksiniz kalkacak. Öyle değil mi? Yani bağımsız bir belediye başkanı yok. Adayı yok. Efendim şöyle hizmet gelecek, böyle hizmet gelecek. Sormazlar mı adama? Şu ana kadar neredeydiniz? 17 yıldır neredeydiniz? Bakın ben şunu yapacağım dediğim zaman vatandaş diyor ki abla söz verme. E niye kardeşim? Bize daha önce yıllarda çok söz verildi. Kardeşim ben onlar yapılmadığı için adayım. Bizi kandırdıkları için adayım. Bizim oyumuzu aldılar tepeden baktıkları için adayım. Bizim vergimizle kendilerini zengin ettikleri için adayım diyorum. Yanlışa dur demek için adayım. Yine söylüyorum bu halk memnunsa eğer devam etsin Allah yolunu açık etsin. Ama memnun değilse ben HDP'nin adayı değilim. Ben düşmana değilim. Bu Fatsa'nın halkıyım ve 30 yılda burada emek veriyorum. Bu seçim Büyük Birlik Partisi desinler. Yok efendim Büyük Birlik Partisi'nin oyu yokmuş da. Yok efendim işte %2 oyu varmış da falan filan. Ben de onlara soruyorum. %60 oy alanları da gördük. %60 oy alanlar ne yaptılar bugün size de? Siz %2'lik bir partiyi sorguluyorsunuz. Kardeşim partiye oy vermiyoruz. Belediye başkanına oy vereceğiz. Yani 20'de 20 yapanlar orduya hangi hizmeti yapmışlar saysınlar. Fatsa'ya hangi hizmet yapılmış saysınlar. Bunlar yine söylüyorum iktidar partisinin adaylarıydı. Bunların alamadığı kaynakları ben alacağımı söylüyorum. Bakın Fatsa'ya belediye gelir getiren işletmeler açmanız lazım. Yani yollara şu an gidin. Her yer Orbel miydi adı? Otopark ücreti. Her yer, her sokak öyle. Ya kardeşim etmeyin gözünüzü seveyim. Yapın şu otoparkları. Bunun ücretini düşük yapın belediye adına. Sonra kaldırımdaki araçları gidin çekiciyle çekin. Çünkü vatandaşa hizmet lazım. Engelli kardeşimizle karşılaştık geçen bir gün. Arabasıyla beraber o engelli yoluna çıkamıyor. Yanında birisinin olması lazım ve kaldırması lazım. Engelli yolunu ne yaptı kardeşim o zaman? Niçin yaptınız? Asfaltı bir yaptınız, söktünüz, bir daha yaptınız. Sahili bir söktünüz, bir daha yaptınız. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız açıklıyor, sahili yeniden yapacağız diyor. E kusura bakmayın da buraya 3,5 trilyonun hesabını bize verin ya. Nereye kadar yani söktük? Ama bizim park bahçeden önce şehir içindeki hizmete ihtiyacımız var. Bizim otoparka ihtiyacımız var. Kapalı pazar yerine ihtiyacımız var. Pazar yerindeki kardeşlerimizin tuvaleti yok. El yıkamaya suları yok. Ve siz bu insanlardan her pazartesi gidip para topluyorsunuz. İşgal parası topluyorsunuz. Hangi hizmetin karşısında alıyorsunuz abicim? Yani o kadar çok sorgulanacak şeyler var ki. Bunlar sadece benim şu an dile getirebildiklerim. Bunların aynısını halk da görüyor. Vatandaş da görüyor. Ama hala diyor ki bir tanesi inadına AK Parti diyor. Yolun açık olsun abicim. Demek ki sen bu hizmetten memnunsun. Demek ki sen tüyü bitmemiş yetimin hakkının yenmesinden memnunsun. Oy vererek destek olmuş oluyorsun. Bana da oy vermeyin. Ama lütfen yanlışlara dur deyin. Yani bunu göz göre göre sanki şöyle bir algı oluşturuldu geçmişte. Eğer sen AK Partili değilsen böyle bir dışarıdan bakınıyordun tepeden. Bizden değil imajı veriliyordu. Kardeşim kimse 10 aylık değil ya. Hepimiz 9 aylığız. Hepimiz bu Fatsa'da yaşıyoruz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü var. Aynı kilimin desenleriyiz. Siyaset gelir geçer, partiler kapanır biter. Ama biz yüz yüze bakarız. Böyle tepeden bakmalardan vazgeçelim. Kimse kusura bakmasın. 10 aylık değil, benden fazla değil. Kimse de benden zeki değil. Ben bunları kabul etmiyorum. Öyle hava atmaları falan da geçelim. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Seçimden sonra. İşte bak hani nokta 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 falan gibi bir açıklamalarda kimseden istemiyorum. Eğer bunu yaparlarsa Allah şahittir ki yarın bir sıkıntı olduğunda çıkar televizyona derim ki gel bakayım kardeşim sen buraya. Dün sana oy vermedin mi bu adama? Niye şu an şikayetleniyorsun? Yani maalesef sokakta konuşuyoruz. Milletvekilleri için fındık fiyatları için çok konuştuk. Bir tane milletvekilimiz kendini yakacaktı. Ben hala bekliyorum. Sözüne duracaksın kardeşim. Sözüne duramazsan senden yönetici olmaz. Halk sana güven vermezsin çünkü halka. Şimdi Fisko Birlik fındık satarsa dedi o Temo fındık satarsa ben kendimi yakacağım dedi. Yakmadı. Seçime kadar siz neredesiniz? Hangi esnafı gezdiniz? Kimin yanına gittiniz? Kendi aranızda Ahmetçiler, Mehmetçiler çekişmesinden bu halkı bitirdiniz.
partinin içinde ben olduğum için biliyorum. Yani özür dilerim, hani gerçi Enver Başkanımız da vardı ya. Enverciler, evet. Ahmetçiler, Mehmetçiler. Ya kardeşim, kendi aranızdaki çekişmeleri lütfen bu halka mal etmeyin. Bu halk çünkü size oy vermiş, destek vermiş. Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermiş ve oy vermiş. Ya lütfen şu hizmeti yerine getirin ya. Bizim Fatsa'yı 10 yıl geriye götürdüler. Neydi buradaki amaç? Yani spor kompleksi ve kültür sarayından başka bir çivi çakılmadı bizim Fatsa'mıza. En basit örneği işte gördüğümüz gibi kaldırımlar. Pazarcı kardeşim, geçen bizim seçim çalışmasında limana bir kardeşimiz çağırdı. Balık yemeye, Allah razı olsun. Fatsa limanında ben iyi hatırlıyorum, çocuklarım küçük. Hamsi alacak paramız zaman zaman olmazdı. Ve eşim gider oradan kayıktan hamsi alır, getirir biz yerdik. Ya da birileri vesile olur getirirdi bize. Bizim Fatsa limanındaki kayıkların buraya yanaşması için ünye verildi? Bunu belediye başkanımız açıklasın bizim. Yani Fatsa'yı niçin hiç saydık da ünlüye gönderdik? Ve teknici kardeşimizle görüştük. Hiçbir sebep açıklamadılar diyor. Burada kameralarımız vardı. Bizim teknelerimiz emniyetteydi. Onları söktüler diyor. Burada güvenlik vardı. Söktüler. Suyumuzu kestiler. Ya siz liman gibi bir yeri. Üniversite var hemen arkasında. Liman gibi bir yeri. Tabii. Oradaki limanı çöplük haline getirirseniz. Tinerci barınağına getirirseniz. Ne bekliyorsunuz ya? Şimdi yani güzel Fatsa'yı, denizin kıyısını, işte buraya bir balık ali yapıldı biraz ileriye biliyorsunuz deniz kenarına. Bu meyhaneler için şunu söylemiştim başkanım. Başkanım en azından bunlara ruhsat verecek yer yok diye açıklamıştı da. Balık ali'de yaptığınız yer zaten terk edilmiş duruyor dedim. Esnaf kardeşlerimiz iş yapmıyor orada. Orayı verin en azından dedim. Orada dedi vatandaş sahilde yürüyor dedi. Olmaz dedi. Gidin akşamları. Bakın orada tinerci gençlerimiz. Yazık değil mi bu çocuklarımıza? Geleceğin gençleri nelere itiyoruz? Oysa ki gençlerimize burada spor alanları yapılsa, futboldur, voleyboldur, işte ne bileyim diğer etkinliklerdir, tiyatrodur, geliştirmek için destek olunsa. Bugün tiyatrocular bizim Fatsa Belediyesi'ne gittiğinde hiçbir zaman destek görmemişlerdir. Çünkü hani dikkate alınmamışlardır. Birileri bir adım atacağı zaman vesile olunmamıştır. Bir insan düştüyse tutun elinden birazcık kaldırın. Destek olun, bastan olun gerekirse. Ki gençlerin buna çok ihtiyacı var. Evet, bu arada izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sizlere de başarılar diliyorlar. Destek vereceklerini... Allah razı olsunlar. İnşallah bunları da sandığa yansıtırsak... Onu söylüyorum ben. Orada şunu belirtelim. Bir korku var. İnsanlara bir korku saldılar. Açık açık videolarını izliyoruz. Yani işte seçimi kazanamazsak kendinize yer arayın falan filan tepkileri var. İnsanlar öyle bir korkuttular ki. Çünkü hakim bunlarda, savcı bunlarda, emniyet bunlarda. Her şey bunlarda olduğu için. Sanki bunlardan değilsen sen yaşama şansın yok gibi. Kardeşim, rızkımızı veren Allah'tır, hiç kimse değil. Biz yanlış yapmadığımız sürece kimse bize hesap soramaz. Soracaksa da ben buradayım. Eğer doğruyu savunarak ben yargılanacaksam ben yargılanmak için varım. Bu korkudan vazgeçelim. Seçim çalışmalarında şu esprileri yapıyorum ben. Vatandaşlar tedirgin ve mütesir oluyorlar. Mütesir olduklarından dolayı diyorum ki onlara ben. Mütesir olmanıza gerek yok. Sandıkta oy kullanırken yukarıda kamera yok Allah'tan diyorum. Onu takmadılar. Bir de onu takarlarsa ne yaparız onu da bilmiyorum. Herkes fişlenmiş olacak. Herkes fişlenmiş olacak. Yani bu kadar korku salmak nedir? İşten çıkartılma korkusu, esnafsa ceza yazılma korkusu. Yani ne bileyim kimse konuşamıyor ya. Bu kadar korku niye? Ben çalışıyor muyum? Evet çalışıyorum. Rızkımı veren kim? Allah'tır. Hiçbir siyasi parti hiç kimseye rızık verecek diye bir kaide yoktur. Zaten siyasi parti olarak harcanan paralar kimin? Mevcut iktidarın. Bizim vergimiz. Hazineden gelen paralar. Ya zoruma gidiyor. İşte orada bir bakan geliyor, birisi geliyor. Buradan 50 tane, 100 tane, 300 tane araçlara para ödenerek oraya adam çağrılıyor. Ya kusura bakmayın da. Ben broşürümün parasını cebimden ve çocuklarımın rızkını harcıyorum ya. Harcayacağım, kocunmuyorum. Ama lütfen bu insanın parasını etlere örnek. O yaşa takılanlar var biliyorsunuz. Onlara para yok dediler. Seçimde para harcamasaydınız madem. Bizim gibi siz de cebinizden harcasaydınız. Ve bu insanlara da emekliliği yapsaydınız. Efendim şu kadar emekli varmış. 35 yaşında emekli mi olunurmuş? Vallahi ben 49 yaşındayım. 96'dan kaydım var benim. Yaş dolayısıyla şu an bekliyorum, 52'yi bekleyeceğim. Kusura bakmayın da siz çift emeklilik alacaksınız.
Siz bizim verdiğimiz vergilerle zengin olacaksınız. Bizi de süründüreceksiniz. Kusura bakmayın ya. Erken emekli yaşada kılan kardeşlerimin sorunlarını zaten bizim genel başkanımız dile getiriyor. Bu insanlar diyor sizden hibe istemiyorlar. Haklarını istiyorlar diyor. Doğru söylüyor. Siz bir yasa çıkartacaksınız. Bunları şu yaşta emekli olacaklar. Yarın başka bir yasa çıkartacaksınız. Yasa çıkartacaksınız. Başka bir şey olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi erken emekli olmuş. Şu an Cumhurbaşkanlık maaşı alıyor. Ve yaptığı açıklama şu. Çift dikiş öyle bir şey yok. Vallahi kusura bakmayın da tek dikişte kimsenin geçinecek hali yok zaten. O tek dikişte yok şu an. Marketler ateş pahası olmuş. O poşet konusu vardı. 25 kuruşluk poşet konusu. Türkiye'yi saladı bir nevi sosyal medyadan. Ama kimse demedi ki 29 liralık detajdan 49'a çıkmış. 15-20 liralık zeytin 35'e 40'a çıkmış. İşte yağ şu fiyat olmuş kimse demedi. Çünkü ne oldu biliyor musunuz? Diğer gelen zamları bize poşetle uyuttular. Biraz hem toparlayalım. Süremizde İyi gidiyorduk toparlamayalım güzel, bence. Gidiyor. Şöyle de bir algı var. Eğer iktidarda olmaz ise belediyeler maaş ödeyemezler. Evet. Bu algıyı nasıl yöneteceğiz? Mesela ben bir gazeteci olarak şunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti yasalarla yönetiliyor. Evet. Bu yasalarda da belediyeye gelecek olan para bellidir. Evet. A partiye de aynı para gelecektir. B partiye de aynı para gelecektir. Bu parayı nasıl kısıtlarsınız? Şimdi halkı zaten böyle kandırıyorlar. Diyorlar ki eğer iktidar partisinden olmazsa hizmet gelmez. Sorun gelir. Ben de soruyorum. Kardeşim 17 yıldan beri ben de oy verdim size. İktidar partisindeydiniz. Niye yapabildiniz? Söyleyin. Bir defa yasalar gereği, onu düşünenler girsinler, yasaları takip etsinler. Yasalar gereği nüfusa göre belli para gelmek zorundadır. Ve bu hangi partide olursa olsun. Şimdi bizim 120 bin nüfusumuz var Fatsa'da. Bana 120 bin nüfusun parasını ödemek zorunda. Bakın bunun Cumhurbaşkanı'yla AK Parti falan alakası yok. Hangi siyasi parti olursa olsun. Peki böyle bir para geldikten sonra ben kendim Fatsa'ya belediyeme para kazandıracak işler yaparsam artı olarak bakın yine söylüyorum yönetici olmak lazım. Geçmemiz lazım bu korkuyu. Bir de şu var. İktidar partisi belediyesi kazanmazsa kömür iptal olur. Engelli maaşı iptal olur. İşte yaşlılık maaşı iptal olur gibi korkular var. Hiç kimse korkmasın. Verilmiş haklar geri alınamaz. Yer parasını veren bu parti değil. Bakın yarın olmadığı zaman bu yer parasını yine alacaksınız. Bu kömürü yine alacaksınız. Engelliler maaşını yine alacaksınız. Bırakın bu korkuyu yenin. İşte sizi böyle korkutarak geliyorlar. Bizi korkutarak geliyorlar. Şöyle bir şey yapıldı. Sosyal yardımlaşma biliyorsunuz yardım veriyor. Vatandaş işsizliğe terk edildi. Üretmeden tükettiğimiz için herkes zaten boşta. Mecbur olarak yardıma gidiyor. Yardıma gidiyor. Bir 200-300 TL para alıyor da bir haftalık yiyecek alıyor. Bir daha kimse kimseyi görmüyor. Şu algı oluşmadı mı? Biz size yardım vereceğiz, geçineceksiniz. Biz size iş vereceğiz, geçineceksiniz. 6 aylık işçi almak ne demektir abicim? Geçici işçi ne demektir ya? 6 ay sonra bu insanı ne yapacaksınız? Bu adamın 4 tane çocuğu var. Dün bir kardeşim söyledi. Hatta milletvekiline denk gelmiş. Ne düşünüyorsunuz demiş milletvekili. O da demiş ki ne düşüneyim sayın vekilim. 6 ay çalıştım. 4 tane çocuk var işten çıkartıldım. Ne düşünebilirim siz söyleyin ben düşüneyim demiş. Bana dediği ne biliyor musun başkanım dedi. Sen iş bul ben referans olayım demiş. Sayın milletvekilim gerek yok. Ben Fatma Emre'yle referans olurum siz rahat olun. Milletvekili olarak yorulmayın bu tarz şeylere. Böyle bir şey var mı? 6 aylık işi ne demektir abicim? Ve şu da var. İşkur'da şunu da yaşıyoruz. İşkur'da bakın keşke şunu yapsalar. Bakın hadi 6 ayda razıyız. Bir nevi merhem olacak diyelim. İşkur'a müracaat eden o da çok insanlar var ki. Ama kim işe gidiyor biliyor musunuz? Gelen telefonlar. Şimdi siz evin babasısınız. İşte çalışıyorsunuz. Sizin oğlunuz İşkur'a başvurmuş, sizin oğlunuz da iş alın diyor. Ama öbür taraftaki kardeşimin 4 tane çocuğu var, hiç işi yok ya. Lütfen niçin bunları araştırmıyorsunuz? Şu tepkileri de alıyorum mesela. Durumu çok iyi olana kömür veriliyor. İşte durumu çok iyi olana yardım veriliyor. Niçin bunları araştırmıyorsunuz? Yani tepeden gelen telefonlardan bıktık. Tepeden gelen yönetimlerden bıktık artık. Kendi ayağını, bileğini kendi kesen birisi lazım amicim bize. Bunları gören birisi lazım ama. Adam olmadan birisi olsun. İşkur'a işçi mi lazım? Araştırılsın. O evde hiç kimse çalışmıyorsa eğer o evden bir kişiye iş verilsin. Başka bir evden iki kişiye, üç kişiye değil. Açlık nedir siz bilir misiniz? Benim bir tane bayan yanıma geldi de. Ne olur evime gel. Dolabımda sadece pekmez var dedi. Hiç unutmuyorum. Hangi birine yardımcı olabilirim bir Fatma Ümrü olarak? Ticaret malum. Sezon kış işler yok. Kaç tanesine derman olabilirim?
Yani bu kadar çok yardım vereceğiz, kömür vereceğiz, aman AK Parti'ye bir şey olmasın. Maaşınız gider, tehdit. Aman AK Parti'ye bir şey olmasın, Allah başımızdan eksik etmesin. Tabii ki bizim hükümetimizi başımızdan eksik etmesin. Ama bu AK Parti'dir, başka bir partidir. Bunlara gerek yoktur. Bakın rahmetli Özal, Türkiye'de çok güzel bir başbakanlık yapmıştır. Adam çok da bir şeylere katmıştır. Bugün Anavatan Partisi'nin anam bile yok. Şimdi yarın bu partinin de öyle olmayacağının garantisi de yok. Cumhurbaşkanımız Allah uzun ömürler versin. Başına bir hal geldi olsa belki hep parçalanacak, onu da bilmiyoruz. Ama bu partinin senin adamın benim adamım olmaktan, belediye binalarının halka hizmet binası olmaktan çıktığını, ticarethaneye dönüşürdüğünü hep beraber görüyoruz. Ya bir tane fırça sapı alıyorsunuz, 15 TL. Siz buna 45 TL ve 120 TL para yazdırıyorsunuz, fatura kestiriyorsunuz. Kimin parasını kime veriyorsunuz beyefendi? Benden aldığınız vergiyi bu adama peşkeş çekiyorsunuz ya da kendinize çekiyorsunuz bunu. İşçi, askeri ücretle çalışan bir personel, şu an hala mevcutta belediye başkan yardımcısı. Askeri ücretle kaç lira alıyorlardı? 1400-1500 liraydı bir önceki dönem. Şu an 2020 TL'ye yeni çıktı daha. Asgari ücretle çalışan kardeşimizin şu an altında Range Rover bir cıvı var. Markasını ve fiyatını şu an bilmiyorum. Kaç tane daireleri var? Bu kadar gözümüze sokmayın diyorum. Hizmet yapmıyorsunuz, bari bu kadar gözümüze sokmayın. Yani Kültür Sarayı'nın ve spor kompleksinin yenilenmesi. Ya siz belediyeyi batırmışsınız. Bilmem kaç trilyon borca girmişsiniz. 6 yıl önce yaptığınız bir hizmet yeri olduğunu niçin bir daha tekrar hizmet yapıyorsunuz? Sözde. Yapmayın kardeşim. Biz onunla 10 yıl 15 yıl idare edelim. Siz bizim acilen kapalı pazar yerimizi yapın. Yollarımızdaki kaldırımları kaldırın. Otopark yapın. Önce bir hizmet verin bize. Bırakın yenilenmeyi. Niye yenilendi biliyor musunuz? Tekrar bir daha aday gösteremeyecek de işlerine doğdu galiba. Gider ayak biraz daha menfaatlenelim diye olmuştur diye düşünüyorum. Yapmadılarsa çıksın açıklasınlar. Biz bunu bundan dolayı yaptık desinler. Hizmeti bu yüzden yapamadık desinler. Bina sahiplerine asfalt parası kestiler. İşte bile bir para ödeyenler var. Diyor ki vatandaş, ben parayı onlara ödemeseydim zaten o parayla kendi kapının önünü kendim dökecektim. Bırakın vatandaş kendi döksün. Deyin ki şu sisteme dökeceksiniz, görüntü bozukluğu olmasın, kendiniz dökün deyin. Aldığınız paraları yediniz. Nereye yediniz o da belli değil. Müfettişler mutlaka siz geldiğinizde belediye gelecek diyor. Şunu bilmeleri lazım. Daha önce müfettiş geldiği söyleniliyor. Her şeyin işte evrakına da uygun olduğu söyleniliyor. Mevcut iktidarın belediye başkanı kazandığında sizce bu yolsuzlukları sorgulayabilecek mi? Sorgulayacak mı ya da? Diyebilir mi bizimden öncekiler yanlış yapmış? Kimi kime kötüleyecek? Bu sefer kötülerse derler ki yine vatandaş. E kardeşim sen aynı partidensin diye hesap sorar. Değil mi vatandaş sorar. Ama biz başka bir parti olarak, ben Fatma Ümmü olarak bu hesapları soracağım. Halkla diyeceğim ki biz bu kadar borçta bu Fatsa Belediyesi'ni devralıyoruz. Bunu bilin. Bütün vatandaşımız gelsin. Belediyemizdeki gelir giderleri sorgulayabilsin. Biz belirli bir aylara toplantı yaparak açıklama yapalım. Televizyonlardan, gerekli yerlerden. Şunları yaptık, bunları yaptık, bunları yapacağız diyelim. Şeffaf bir belediyecilik. Şeffaf bir belediyecilik yapacağız inşallah. Evet. Önemli bir noktanın bir tanesi de ben diyorum belediye binasının 4. katında oturmayacağım. Çünkü vatandaş oy vermiş bana değil mi? Yani sen bu başkanlığı yaparsın demiş. 4. katta oturanların işte kameradan bakıyorlar diyor vatandaş. Yok dedi bizi geri gönderiyorlar diyor. Ben de diyorum ki biz belediyenin 4. katında oturmayacağız. Giriş katına yarı cama kendi bir yer yapacağız memur gibi. Orada oturacağız. İşlerimizi yaptıktan sonra boş vaktimizde. Belediye Ahmet amcam gelmiş. Niye gelmiş? İşi görülmüş mü? Zaten siz de olsanız eğer gerekli hizmeti aldıysanız başkana gerek duymazsınız. Alamadıysanız da geçerken başkanı görmeniz size ayrı bir gurur verecektir. Benim size neydi sorun demem sizi mutlu edecektir. O hizmet yapılamayacaksa bile sizle ettiğim sohbet bunu telafi edecektir. Bunları da yapacağız. Fatsa'ya Fatma Ümmü gerekli, kadın eli değmeli. Bence halkımız bütün bunları görmeli. 5 yıl boyunca dediğim gibi tek amacımız var. Adaletsizliği gidermek, hizmet yapmak, halkın içinden birisi olmak. Karar verecek olan yine halkımızdır diyorum. Onların kararına saygı duyacağım. Yarın keşke vermeseydik demek için geç kalmayın. Evet, geç kalmayalım. Geç kalmayalım. Evet sevgili izleyiciler, güzel bir sohbet oldu. Sizlerin de gayet iyi dilekleri vardı. Sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi yazmış olduğunuz bu iyi dilekleri oy sandığında da sandığa girildiğinde yansıtılırsa gayet güzel olacak diyoruz. Evet bir programın daha sonuna bitti geldik. Bitti mi programımız? Fatsa'dan sizlere iyi akşamlar dedik. Ben iyi akşamlar demeden önce yine son sözü sormadığım evet. Bir cümle varsa size aktarmak istiyorum. Evet. Toparlayalım istiyorum. Toparlayalım. Ben
evladım olanların yaşındakilerin annesi olmak istiyorum. Kendi insanlarımın babası olmak istiyorum. Yaşlıların da kızı olmak istiyorum. Halktan birisi olsun bir dönem diyorum. Bizim partimizi kimse küçümsemesin. Bizim partimiz o kadar çok onurlu ve gururlu bir partidir ki. Bana göre onların 60'ını hani hadi oradan diyecek kadar gururludur. Rahmetliye minnet borçluyuz. Mekanı cennet olsun. Partinin yüzde oyları hiç önemli değildir. Siz Hamali'ye muhtar seçtiniz. Hada Fatsa Belediyesi'ne hizmet yapacak birisini seçtiniz. Partileri bir kenara bırakalım. Bu Fatsa bizim. Bu hizmet bize lazım. Adalet hepimize lazım. O yüzden lütfen Fatsa için büyük birlik derlerse onur ve gurur duyarım hizmet yapmak için. Ordu için karar kendilerindir. Ona da saygı duyarım. Fatsa'mıza kadınları değmeli diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, bir başka programda buluşmak dileğiyle şimdilik Fatsa'dan iyi akşamlar diliyorum. Yayında ve yapımında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum.